Parti İzmir İl Başkan Yardımcımız Nazmi Yılmaz Bey var. Hem Afrin operasyonuyla ilgili hem de bugün bu mahallede yapılan ziyaretlerle ilgili kendisinin düşüncelerini almak istiyoruz. Merhaba Nazım Bey. Merhaba, çok teşekkür ederim. Öncelikle her seçim öncesi AK Parti ilçe teşkilatlarının başta konak ilçe teşkilatımız olmak üzere ve devamında da il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu organizasyonlarda devamlı bizle birlikte olan, bize destek veren Tepecik Mahallesi'ndeki sakinlerimize bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden ve yakınlıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii birkaç gün önce burada bir etkinlik yapılacağını özellikle Zeytin Dalı operasyonuyla alakalı duyunca ve mahallede Tepecik Mahallesi olunca hayır deme mümkün değildi. Çok yoğun programımız olmasına rağmen arkadaşlarla sağ olsun koşa koşa geldik. Ben gerçekten bizim AK Parti il teşkilatı ve genel merkez bağlantısı olan buradaki teşkilat mensubu arkadaşlarımızın da bugüne kadar milli ve manevi duyguların bahsedildiği ortamlarda nasıl özverili olduklarını bizzat yakinen bilen insanım. Burada çok değerli arkadaşlarımız var. Onların yapmış olduğu her türlü etkinliğe biz de duyarsız kalmamız mümkün olmadığı için il başkan yardımcılığı sıfatıyla koşlarla geldik. Ben kendilerini bu etkinlikten dolayı tebrik ediyor, kutluyorum. Evet Sayın Başkan, biz sizden az önce burada mahallede röportaj yaptık. Vatandaşlarımızın Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili Mehmetçi'ye yoğun bir ilgisi ve desteğini gördük, izledik. Hatta gençler şiirler okudular. Evet. Çok büyük bir teveccüh söz konusu burada. Şu anda siz de alkışlarla gördük, buraya davet ettiler. Hislerinizi biraz daha açarak. Şimdi şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti onurlu bir devlettir. Her onurlu devletin yaptığı gibi daha önce Fırat operasyonunda, Fırat Kalkanı operasyonunda, şimdi de Zeytin Dalı operasyonunda, Afrin operasyonunda sadece sınırlarımızı korumak, sınırların ötesindeki hareketlenmeyi kontrol altında tutmak değil, oradaki yaşayan Kürt kökenli, Arap kökenli, Türkmen kökenli vatandaşlarımızın da hak ve menfaatlerini koruma adına bu operasyonları başlattı. Ve bugüne kadar da ülke olarak tüm vatandaşlarımızın desteğiyle yaptığımız bütün aşamalar başarıyla sonuçlandı. Bundan sonra da inşallah sadece bu operasyonlarla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra da hem Suriye sınırlarımızı hem de Kuzey Irak sınırlarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kontrol altında tutana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi öteden beri baktığımız zaman gerçekten biz hem diplomasi olarak hem de bütün komşu ülkelerimize bu hareketi daha önceden bilgilendirmek, süreçle ilgili bilgi aktarmak ve bundan sonraki süreçte de onların hak ve menfaatlerinde kesinlikle korunacağının sinyallerini vermek suretiyle, bilgilendirmek suretiyle çok uyumlu bir operasyon olarak sürmekte. Bundan sonra da inşallah komşularımıza zarar getirmeyecek, oradaki insanlarımıza zarar getirmeyecek şekilde oradaki birlik ve beraberliği koruma adına bu çalışmaları devam ettireceğiz. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bugüne kadar hiçbir ülkenin sınırlarına göz dikmedik. Onların toprak bütünlüğüyle ilgili herhangi bir hamle içinde bulunmadık. Sadece ve sadece yapmış olduğumuz şey kendi sınırlarımızı, kendi vatandaşlarımızın güvenliğini korumak. Bunu yaparken de komşu ülkelerimizdeki güvenlik sorunu da zedelemeden, onlara da zarar vermeden bu operasyonları sürdürmekti. Kesinlikle öyle. Şimdi daha önceki yetkili işte hükümetimizin açıklaması, hükümetteki yetkili işte başbakanımız, cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda ki tüm Türk milleti olarak kanaatimiz de bu yönde zaten. Biz aslında Afrin'i 3 gün içinde ele geçirebilirdik. Ama oradaki yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en az askerimiz kadar önemli. Çok hassas davranıyoruz. Oradaki sivil vatandaşlarımıza zarar verilmemesi adına çok özen gösteriyoruz. Bundan dolayı da acelemiz yok. İnşallah oradaki güvenliği sağlayana kadar emin adımlarla ve hiçbir askerimizin burnu kanamaması, oradaki sivil vatandaşımızın zarar görmemesi adına gayretlerimiz devam edecek. Ben bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
Tabii bizim gerçekten Mehmetçiğimiz bu onurlu mücadeleyi yaparken kendi canlarından öte oradaki müdahale alanlarındaki sivil vatandaşların güvenliğini de ön planda, birinci derecede ön planda tutmaları, bu gayretli çalışmaları da Mehmetçiğin farkını ortaya koyuyor. Bu operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerimiz, onlar bizim sevgililerimiz, Peygamberimizin emanetleri, öyle görüyoruz. En yüce makama yükseldiler. Ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Biz tabii millet olarak da onların geride bıraktığı işte anne baba, aile fertlerini, emanetlerini de sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Onlara da sahip çıkıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de nihai sonuca ulaşana kadar kimsenin burnu kanamadan birlik beraberlik içerisinde bu operasyonların sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Biz de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.